يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ. O yegane ilah Allah Azze ve Celle geceyi gündüze bürüyor. Geceyi gündüze örtüyor. يُغْشِ اللَّيْلَ. Buradan anlaşılan o ki gece esas üzerine kapandığı bir gündüz var. Gündüz daha limitli, gece daha esaslı ve o yutuyor onu. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ. Geceyi gündüzün üzerine. Halbuki gecenin fezada esas olduğunu, karanlığın esas olduğunu bilmese bir kimse bunu tersini de söyleyebilir. Cenab-ı Hak böyle söyledi. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ. Hem de nasıl? يَطْلُبُهُ حَث۪يثًا. Onun peşine düşmüş, onu çok istekli bir şekilde taliplisidir. Talep ediyor. Yani gündüzün peşini kovalayan gece o kadar bir istekli kovalıyor ki onun bıraktığı her alanı hemen kapatıyor. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَث۪يثًا. Böyle bir ardışık sistemden bahsediyor Cenab-ı Hak. Gece ile gündüz arasında biri birini örten, biri birini takip eden, izleyen. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ. Birileri çıkmış hala diyor ki yok efendim düzdür de bilmem nedir de. İyi de Allah Azze ve Celle böyle bir şey söylemiyor. Cenab-ı Hak yeryüzüyle alakalı böyle bir şey söyledi de efendim ayette demiyor mu işte yerin yüzeyinden bahsetmiyor. وَاِذَا الْاَرْضُ سُطِحَتْ. Ve bu yüzeyi مَدَّ الْاَرْضَ yaydığını söylemiyor mu? Yaydığını söylüyor. Orada engebeler oluşturduğunu söylüyor. Bu yer dediğimiz yüzeyde olmayacak olan şeyler. Bunun düzlemsel olduğunu nereden çıkarıyorsun? Cenab-ı Hak böyle bir şey söylemedi. Yani sath dediğiniz şey yüzey, kürede de yüzey, tamam düzlemde de yüzey. Ama bu illa düzlemdir iddiası nereden geliyor? Böyle bir şeyi Cenab-ı Hak söylemedi. O dönemin algısıyla böyle bir şeyi Cenab-ı Hak söylese, işte tam da bunu tafsilatıyla söyler. Ne der? Der ki, dağların üzerinde gökleri tutan, göğü tutan, çünkü anlayış oydu, yer düzlemsel, dağlar uçlarında, gök dağların üzerine binmiş. Cenab-ı Hak tam tersi وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا göğü yükselten بِغَيْلِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا görmediğiniz direklerle göğü yükselten odur. Allah Azze ve Celle خَلَقَ الشَّمْسَ خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Geceyi, gündüzü yaratan, ayı, güneşi yaratan, hepsini bir felek üzere yüzdüren كُلٌّ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Tekvirden bahsediyor Cenab-ı Hak. Kürelemeden اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bizim bugünkü fezaya bakış açımızla doğrudan uyumlu ifadeler kullandığı halde ki bundan ötürüdür ki bizim tarihimizde yani çok erken dönemde yerin küre olduğuna dair, çok erken dönemde küre olduğuna dair bulgular alimlerimiz tarafından, bizatihi İslam alimleri tarafından yapıldı. Bizde öyle bir şey sahnesi yaşanmadı. Neydi o? Galileo vesaire sahnesi yaşanmadı. Kur'an bizi öyle bir alana yönlendirmedi çünkü. Birisi böyle yönlendirmiş de sonra onun gibiler bunu toparlamış gibi bir havaya giriyor. Böylece kasatıyor. Hadi oradan. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Ne biz ne de geçmiştekiler böyle bir şey anlamadık zaten. Tam tersi Cenab-ı Hak وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا. Yerin Allah Azze ve Celle dehasından söz ediyor. Yani o tomar tomar açılmasından. Nasıl para tomarları var? Yerin tomar olarak açılmasından bahsediyor Cenab-ı Hak. Dairesel bir şey.